لو أن عندي de ki benim yanımda olsa ما تستعجلون به sizin acele ettirdiğiniz لَقُضِيَ الْأَمْرُ iş biterdi بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ benimle sizin aranızda iş biterdi. Dolayısıyla helak olmanızı sağlardım demek. Allah Azze ve Celle bunu Resulullah'ı iyi bilerek söylüyor. Sonra da diyor ki Vallahu a'lemu bil zalimin. Halbuki Allah zalimleri en iyi bilendir. Niye bu bende değilin cevabı aslında bu. Yani sizin acele ettirdiğiniz o azap etme yetkisi veya gücü niçin benim elimde değilin cevabı. Benim elimde olsa işi bitirirdim şimdiye. Ama ben zalimleri en iyi bilen ben miyim? Değilim. Allah Azze ve Celle zalimleri en iyi bildiği için bu gücün onda olması doğru olandır. O bu gücünü vakti, zamanı, mühleti, ölçüsü gelen zalim için kullanır, onu helak eder, canını alır, katleder, yok eder, her neyse azabına çeker alır. Ama ben öyle bilemem. Ben aranızda birkaçı vardır, bugün için böyledir. Yan tarafa, önüne arkasına dayanıyordur. Henüz kendi tepkisini kararlaştırmamıştır. İçinde iyiliğe dair bölümler vardır. Cenab-ı Hakk'ın yarınlarda çıkaracağı. Nitekim müşrikler öyle değil miydi? Yani Mekke müşriklerini düşünün. Önceki resimlere baktığınızda, Bedir'deki resme baktığınızda mesela şu an dönüp Allah kendilerine rahmet etsin, Allah kendilerini esirgesin. Ne güzel savaştılar Uhud'da dediklerimiz var Bedir'deki resmin içerisinde. Küffar arasında kalan. Yine Bedir'deki resimde fetih sonrasında iman eden Allah Azze ve Celle'ye canıyla, manıyla, bütün varlığıyla kendisini adayan çok iyi müminler çıktı. Hazreti Ömer gibi, onu da ilk zamanlarını düşünürseniz. İlk zamanlardaki o resimde, Hazreti Ömer'in de içinde olduğu bir resimde helak dileseydi veya helak işletseydiniz, siz bilmiyorsunuz ki o esnada hepsi size aynı gözüküyor. Ama Allah Azze ve Celle biliyor. Dolayısıyla وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعَهُمْ İçlerinde Allah hayır bildiklerini alır, aralarından çıkarır, koşulları olgunlaştırır, onların iyiliklerini dışa çıkarmalarına böyle pat diye bir an böyle artık tahammül edemez Hazreti Ömer'de olduğu gibi. Ama ben zalimleri çok iyi bilmiyorum. Allah daha iyi biliyor zalimleri. Bu hidayettekinin tam tersi. Hidayet niçin Resulullah'ın elinde değil? Çünkü o da iyileri en iyi bilen değil. İyileri de en iyi bilen Allah Azze ve Celle. Resulullah'ın elinde olsaydı o da bu kez sevdiklerine iyi diye sandıklarına hidayette bulunacak, hidayet olmalarını sağlayacak. Ama bunda isabet etmeyecekti. Pek çok kimse açısından belki yanılacaktı. Dolayısıyla bunlar Allah Azze ve Celle Resulüne bırakmamış. Allah Azze ve Celle hidayete en layık olanları da en iyi bilen kendisidir. Dolayısıyla da o bu bilgisiyle hidayet eder. Buna el verir kimselere. Bunun için el verir adım atmış kimselere. Bunun için uygun niyette bulunan kimselere. Rabbimiz en iyi bilen o. Elbette biz de böyle olmuş olmasından memnunuz. Rabbimiz tam da buna layık olanlara hidayet ediyorsa, layık olmayanlar da hidayete uğramasın diyoruz. Vallahu a'lemu bizzalimin. Allah zalimleri en iyi bilendir. Bu şey ayeti gibi nehnu a'lemu billezine hum evla biha sıliyya. Cehenneme sokulması en uygun olanları veya cehenneme sokulması gerekenleri en iyi bilen biziz diyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi, en iyi bilen sensin. Bunu da elinde tutuyorsun. Resullerine falan da böyle bir şey vermemişsin. Ne iyi etmişsin. Ya deseydi ki Resulümün sevdikleri hariç çıkışın içinden ondan sonra. Yani şu ayetin ucunda şöyle iki kelime bir ifade olsaydı. Resulümün sevdikleri hariç deseydi. Yani başından beri Kur'an okuyoruz, buraya geliyoruz. Böyle bir ifadeyle yani iki kelime bile bizi orada çökertirdi yani. Şu yaklaşımı sürdürebilir miydik başından beri? Bıçak gibi sürdürdüğümüz bir yaklaşım var. Akledip değerlendirdiklerimize evet diyeceğiz. Akledip değerlendirmediğimiz yerde sorumuzu ortaya koyacağız.
sorumuzu konuşacağız, soracağız, başkalarına soracağız. Bu meclis birbirimize soracağız, sonrakilere soracağız, öncekilere soracağız. Ama birbirimizin gözünün içerisine anlamadığımız, yerli yerince kavramadığımız, makul, hikmetli bulmadığımız şeyi bulmuş gibi yapıp kandırmayacağız birbirimizi. Böyle bir yaklaşımı sürdüremezdiniz yani. Bu ayetin ucunda böyle bir ifade olacak. Ancak Resulüm senin sevdiklerin hariç. Niye? Onun sevdikleri zalim olsalar bile niye hidayete uygun olsunlar ki? Derdik yani, doğal bir soru. Onun çocuğudur mesela, amcasıdır mesela, atasıdır veya onlar onların tercihleri değil ki, yakınında bulunmak. Allah Azze ve Celle onları akraba diye yarattı. Sonra da o da onları sevdi doğal akrabalık bağı dolayısıyla. Halbuki Kur'an bunun tam tersi örneklerle doludur ve bunu korkunç reddeder. Hazreti İbrahim'in mesela babaya düşkünlüğünü bize anlatır. Öyle ebeti ebeti babacım babacım dedirtir. Sonra da o denli babasına düşkün babacı evlat gelir, hak ile batılın o ayrım dediğimiz, o ayıran şeyinde, o fay hattında beraatini ilan edip babasından bütünüyle ayrılmak zorunda kalır. Tam tersi örnekleri bize Cenab-ı Hak en yüksek, en ileri düzeyde sevginin olduğu yerde hak ile batıl ayrımını önümüze kor ve İbrahim'i hak ile batıl ayrımında bütün o duygusallığından vazgeçip aklederek haktan yana tavır almasıyla bize örnek sunar Cenab-ı Hak. Aynı örneği varıp Nuh Aleyhisselam'da görürüz. Aynı örneği varıp Lut Aleyhisselam'ın eşi, Nuh Aleyhisselam'ın karısı, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu üzerinde ve nihayetinde Resulullah'ın amcası üzerinde görüyoruz. Değişen hiçbir şey yoktur. Allah Azze ve Celle iyilerle kötüleri en iyi bilen odur. Biz kötülerden birine aşık olsak bile sonuç değişmez. Biz onu sevdik diye o iyiler arasına bizden ötürü bizim hatırımıza katılmaz. Hakkın hatırı her şeyin üstündedir. Hakkı da Allah Azze ve Celle temsil ediyor. Eğer ona göre konumlanmayacaksak o zaman söz bize mi düşüyor diye dönüp kendimize bakmamız lazım. Bize söz düşmüyor. Biz haktan yana tavır alırsak Allah hakkın katında itibar kazanıp kendimiz için iyi bir iş yapmış oluyoruz. Yok, hakka karşı bir tavır alırsak bu sefer de kendimiz için kötü bir iş yapmış oluyoruz. Hak bizi rahmetinden tart ediyor, azabına atıyor. Bu herkes için geçerli. Biz böyle yapmışken bir başkasını zoraki buraya taşıyamıyoruz. Çünkü herkesin o kendi iradesi kendi başına çok özel, çok dokunulmaz, çok saygın, muhafaza altında ve onu o kullanacak. Biz sevdik diye bir şey olmuyor. Evladımız da olmuyor. Allah Azze ve Celle boşuna Resullerden bunu örnek göstermedi kendi evlatlarıyla ilgili falan. Bize örnek gösterdi ki biz artık bunun ümidi içinde olmayalım. Bizim evladımız da başlı başına Allah'ın yarattığı bir ferttir. Ve o kendi sınavında kendi tepkilerini, kendi cevaplarını kendisi işaretleyecektir. Biz elimizden geleni eğer eğitimi açısından ona veriyorsak sorumluluğumuzu yerine getirmişizdir. Allah katında sevap kazanırız. Ama o buna rağmen yolu tersine yürüyebilir. Vallahu a'lemu biz-zalimin. Allah demeli ki eğer oğlum zulümde inat edecekse, Allah'ın ilminde zalim olarak ortaya çıkıyor ise yapacak bir şey yok. Cenab-ı Hakk'ın ilmi, hikmeti ve hükmü işleyecektir. Ben buna karşı çıkamam. Ancak içim, gönlüm, sevgim o kadar çok istiyor ki o da iyilerden olsun. Önce bu iyiliği iyilerden olabilmeyi kendimiz için dilemeli. Sanki kendimiz zaten iyilerdenmişiz gibi yapmamalıyız tabii. İyilerden olabilmeyi Allah Azze ve Celle'den, bizi böyle iyi kimselerden olabilmeyi muvaffak kılması için dua etmeli. Peşi sıra çocuklarımız için de, sevdiklerimiz için de. Ama bilmeliyiz ki onlarda da bu irade yok ise, bu istek yok ise, bunun için fedakarlık, gayret yok ise, Cenab-ı Hakk'ın ilminde, ölçüsünde bu iyilerden olma için gerek koşullar açısından karşılığını bulmuyor ise, evladımız da olsa değişen bir şey olmayacaktır. O apayrı bir kimse. Bizimle o
doğu ile batı kadar uzağız. Velev ki nesepte dip dibe olalım, hiç fark etmiyor. Nesepte dip dibe de olsak, hak konum, asıl konumlar hak ve batıla göre konumlanıyor. O Allah zalimleri en iyi bilendir de ve çık dedi Allah Azze ve Celle Resulüne. Dolayısıyla ben zalimleri çok iyi bilmiyorum. Elbette bir kanaatim var. Ama Allah'tır zalimleri en iyi bilen. Dolayısıyla da bu acele ettirdiklerinizi o yüzden benim elime vermedi. Sanki ayet içerisindeki durumun sebebini de veya şey bize açıklıyor. Niçin Resulullah'ın elinde çarpma çırpma yetkileri yok? Çünkü o gaybı bilmiyor. Kim zalimdir, kim iyidir, kim kötüdür bunu en iyi Allah bilir. O yüzden o yetkiler Allah Azze ve Celle'nin elinde. Dolayısıyla biz birilerine bu yetkileri verdiğimiz zaman onlar bu yetkileri en doğru şekilde kullanabilmeleri için bilgiye de mutlak olarak bilgiye de sahip olmaları lazım. Yoksa ne yaparlar? Kötü kullanırlar bu gücü. Dolayısıyla çaresi yok. Onu Allah noktasına kadar taşımak zorundasınız. O yüzden bakarsınız bu tür yetkileri tanıyanlar birilerine çarpma çırpma falan bilgi, mutlak bilgi, gayb bilgisi vesaire hepsiyle donatıyorlar. Çünkü onu o konuma yerleştirebilmek bunlarsız olmaz. O gücü vereceksin ama bilgisi yok. O zaman sinirle bir başka birine zulmeder. Ondan sonra ufacık bir meveddetle hiç olmayacak bir adama hidayete onu muvaffak kılar. Böyle yanına geldi diye mesela, gidip ziyaret etti diye, ne bileyim böyle iğreti şeylerle. Allah Azze ve Celle'nin ki öyle mi? İman etse bile diyor Cenab-ı Hak, biz onu sınamalardan geçirmeden olmaz bu iş diyor. Halbuki bir insan yüzüne gülerek, kendisine ufak bir gül takdim ederek, ceketini tutarak memnun edilebilir. Önünde kap, önünde bekleyerek falan olur böyle şeyler. Küçük bir hediye hele, çok iyi iş görür. Ama Allah Azze ve Celle öyle değil. İman ettim diyeni bile اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Fitnelere uğratmadıkça insanlar iman ettik diye böylece bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Cenab-ı Hakk'a ben seni seviyorum, senin yolundayım, seni önceliyorum, senin adına yaşamak için yola çıkıyorum diyene Cenab-ı Hak iyi gel bakalım, öyle benim adımı olmak kolay bir şey değil diye bu sefer çıkarıyor karşısına alternatifleri, sevgi bakımından, mülk bakımından, şehvet bakımından. Biz de onlarda ya şimdi bunu çok sevdim ama diye bazen onu ikinci plana atıyoruz. Kocası diyor aç başını, açıyor. Veya hanımı diyor içiyor içkiyi, içiyor. Ondan kopamadığı için Cenab-ı Hak'tan kopmayı göze alıyor. Ya şimdi burada tam voleyi vuracağız, bu parayı kaçıramam. Ufak bir faiz işi var bu işte ama olsun. Sonra bir çaresini düşünürüz. Mülk üzerinden bu sınama karşısına gelebiliyor. Evlat üzerinden gelebiliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a ben seviyorum, seni seviyorum demenin uzun bir şeyi var. Test edildiği sıkıntılı süreçleri var. Ve biz ne yazık ki sürekli oralarda düşüyoruz. Kalkıyoruz da bilmiyorum da düşe kalka yani. Normalde başka bir sevgili olsaydı bizi çoktan şimdi terk etmişti. Allah'tan ki Allah diyeceğim. Şimdi Allah'tan ki Allah Azze ve Celle böyle değil. Buna rağmen biz ona hiç değmeyecek kimseler hatırına ona sırt dönmemize rağmen bize bunun sonuçlarını yaşatıp gördün mü şimdi deyip yine kendisine davet etti. Çoktan vazgeçerdi yani bir insanın tarzı bir şey olsaydı. Buradaki Resulullah örneğine karşılık geliyor. Çoktan biterdi yani yeter artık derdi. Hep önüne biraz para görünce hemen bizi unutuyorsun. Hemen bir başka kariyerli bir arkadaş çıkınca hemen bizi unutuyorsun. Yani biz hep öyle yapıyoruz veya çoğunlukla öyle yapıyoruz. En azından bu tür hataları çok sık tekrar ediyoruz. Cenab-ı Hak adına hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmadan dimdik durabilmek. Hani kusursuz olabilmek belki çok ideal de biz bazen çok ağır hatalar yapıyoruz. Eşimiz, çocuğumuz, mal, mülk, makam, kariyer, servet, devlet ve benzeri etkiler dolayısıyla
Cenab-ı Hakk'ı çok kolay göz böyle kaşla göz arasında yok ediyoruz. Hemen başka koşulları, başka hesapları gündemimize alabiliyoruz. Allah bunları çok iyi biliyor. Ya'lemu kha'inetel a'yuni ve ma tuhfi's sudur. Gözlerin kaçamağını da göğüslerin sakladıklarını da çok iyi biliyor. Biz binlerce insan arasında kaçamak işler yapabiliriz gözlerle. Allah Azze ve Celle ama benden kaçmaz diyor. Hainetel ayun. Gözlerin ihanetini biliyor. Bakma dediği o bakışı biz yaptığımızda biliyor. Belki yüzlerce insan arasında bunu yapabiliriz. Ama herkes, hiç kimse ruhu bile duymaz. Ama Allah Azze ve Celle'den kaçmaz. Hele içimizde sakladıklarımız. وَمَا تُخْفِ sudur. Dolayısıyla ona karşı böyle transparan bir duruşla, yani tam ihlas anlamında söylüyorum. Ve onu mutlak surette öncelemeyi amaçlayarak bunun içinde gayret ve mesai ve mal, mülk harcayarak, nihayetinde canım bile istese buna da varım diyerek yola koyulan kimseler yolun sonuna varıyor. Finişe ulaşıyor ve Cenab-ı Hak adına ona teslim olan bir İbrahim'e dönüşebiliyor. İbrahim'in yolundan gidebiliyor anlamında söylüyorum bunu. Yoksa dökülenler çok. Vallahu a'lemu bi'z-zalimin. Zalimleri en iyi bilen de Allah Azze ve Celle. Kim yolun sonunu görmeyi, varmaya layık, buna uygun, onu en iyi o bildiği için onları vardırıyor, diğer zalimleri kendisi döküyor. Dökmek için özellikle koşullar oluşturuyor. Bazı derslerde biz bunu söylüyoruz, özellikle koşullar oluşturuyor diyoruz. Bu sefer kötü tanrı şeyine, algısına kapılıyor. Ya işte benim içimde ona karşı ufak tefek bazı şeyler var, bunu ortaya çıkarmaya çalışıyormuş o. Ne yapsın? Şöyle bir olay olsa küçücük bir peynire bile beni satar diyeceği o olay kalsın mı öyle? Şu olsa beni satar. Cenab-ı Hak onu bildiği zaman o konuda seni uyarıyor. Beni buna da satma diye. Ama o, sen o niyetini, o düşünceni, o yaklaşımını sürdürürsen Cenab-ı Hakk'a karşı bunu ortaya çıkarıyor Allah Azze ve Celle. Ve al işte bak beni buna satar mısın diye gösteriyor sana. Bir seferlik bir şey değil ki. 2-3 ömür boyu yaşıyoruz bunu. Ne zaman ki Rabbimi hiçbir şeye satmam çizgisinde durabiliyoruz o iç dünyamızda, kendimizde çırılçıplak yüz yüzeyken, ama yok şu kadar olsa Cenab-ı Hakk'ı satarım, şöyle şu kadar para olsa satarım herhalde, şu kadar güzel hanımefendi olsa satarım, şöyle kariyerli beyefendi olsa satarım, şöyle bir iş çıksa satarım diye kendi iç dünyamızda görüyorsak kendimizin ne olduğunu, onları Cenab-ı Hak öylece bırakmaz orada. Em hasibellezine fi kulubihim maradun en len yuhricallahu adganahum. İçlerinde, kalplerinde o hastalık bulunanlar Allah Azze ve Celle o hastalığı ortaya çıkarmayacak mı sanıyorlar? E tüm bunları düşündüğünüzde Resulullah bunları nereden bilir? Adamın içinde sıkıntı var. Cenab-ı Hak onu yönetiyor, yürütüyor, karşısına çıkaracak. Yani bir planı var. Onu özel olarak test ediyor. Allah Azze ve Celle bütün ilmiyle bunları yapar. Resulullah bilmiyor. Bugün iyi. Yarın savaş hükmü geldi. Aha adam yan çizdi. Resulullah belki de şaşırdı bazılarına. Çünkü çok heyecanlıydı. Ya Resulullah savaşalım diyordu falan. Resulullah'ın bakış açısı. Allah Allah ya. Demek o da ha. Ama bunu Allah bildiği için onu o koşulla karşı karşıya getirdi. Ve al işte sen bulsun dedi ona. Ama Resulullah bilemezdi. Bilmedi de zaten ama bu deneyimlerle tanıdı. Ha, bunlar böyle yapıyorlar. Konuşma biçimleriyle ve te'rifennahum fi lahnil kavl yaklaşımlarıyla 1-2-3 derken onları ayırt etmeye başladı. Allah Azze ve Celle diyor ve te'rifennahum fi lahnil kavl. Ama yoksa gaybı bilerek, göğüslerini okuyarak, içlerini böyle oralara nüfuz ederek, hani kalbinden geçeni biliyor tarzı. Resulullah o düzeyde bir evliya olamamıştı henüz. Ve olmadı da yani hiçbir zaman. Allah Azze ve Celle'nin bildirdiklerini bilir. Aramızda ayrı bir vahiy alan birisi olarak. Ondan gayrı bizde, bizim gibi bir beşerdir. Zalimleri de en iyi bilmez.
Mühtedileri de hidayeti de el verir kimlerdir bunu bilmez. Kimin içinde bir hayır var bunu Allah Azze ve Celle ne zaman ortaya çıkaracak bunları bilmez. Dolayısıyla da ne hidayet etmek hususunda öyle bakarak, dokunarak, elleyerek, kucağına alarak böyle şeyler sadır olmadı. Böyle bir iddiası da olmadı haddi zatında. Tersini de yapamadı Allah'ın elçisi hiçbir zaman. Çarpamadı, çırpamadı, taş kestiremedi. Böyle şeyler ondan hiç sadır olmadı. Dediğim gibi iddiası da ne ondan ne de kendisinden önceki Allah'ın nebilerinden, rasullerinden böyle bir şey sadır olmadı. Dolayısıyla mutlak surette hidayet etme, hidayete muvaffak kılma Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Çünkü buna el verirleri en iyi, bunun için uygun durumda olanları en iyi bilen olur. Bu ikisi zorunlu, mantıksal olarak zorunlu iki şey. Zalimleri de en iyi bilen Allah Azze ve Celle olduğu için çarpma yetkisi, gücü Resulullah'ın elinde değil. O yüzden bu ayetin sonu böyle bitiyor. Acele ettirdikleriniz bende değil, bende olsaydı bu iş çoktan biterdi aramızda. Halbuki zalimleri en iyi bilen Allah Azze ve Celle'dir. O ne iyi etti de zalimleri iyi bildi, Resulullah'a bırakmadı, aralarından o iyi Ömerleri ve o iyi kimseleri vakti zamanı gelince ortaya çıkardı. En çok etkilendiğim sahnede o neydi adı şimdi? Hani Mekkeliler de Resulullah'ın vefatından sonra baş kaldıracak gibi oluyorlar. Mekkelilerin önüne çıkıp diyor ya, iman etmede en sona kaldınız, bari küfretmede en öne geçmeyin diye veciz ifadelerle Mekkelileri frenliyor. Kimdi o genç? Değil, değil, yok. Evet. Şeyde Hudeybiye'deki şeyin babası, oradaki tanıklardan biri, Süheyl bin Amr. Evet, Süheyl bin Amr. Yani Hazreti Ömer dişini şunun kırayım dediğinde, ki Bedir'de o da esirler arasındadır. Rivayet olunur ki Resulullah kırma demiş. Ve o işte yani mesela onun imandan sonraki hali iman etmesi. Allah Azze ve Celle bir hayır bilmiş de yani bekletmiş. Onu o süreçte helak etmemiş, Bedir'de helak etmemiş. Bedir'de helak ettikleri de var Cenab-ı Hakk'ın. Bunlar hep Allah'ın bilgisine göre işliyor. Biz kaldırıp soruyu tersten sorarsak, Bedir'de Ebu Cehil de helak olmasaydı Ebu Süfyan gibi Müslüman olur muydu? O zaman biz Allah Azze ve Celle zar atıyor gibi bakıyoruz meseleye olur. Yani tesadüfen Cenab-ı Hak yönetiyor sistemi. Orada düşüp ölen vakti gelip sınavı tamamlandığı için değil. İşte orada öldü, kalanlar içinde Ebu Süfyan kaldı, o da Müslüman oldu. Amr kaldı, Müslüman oldu. Bu bizim böyle baktığımızı ele verir ki, bu bizim Allah düşüncemizde problemli olduğumuzu gösterir. Ve sistemin tesadüflerle işlediğine dair bir bakış açımız olduğunu gösterir. Allah da bir biblo orada. Öyle o sadece skorlara bakıyor böyle. Süreci o yönetip insanları bilinçli olarak sınayan ve koşulları ayarlayıp bunu sınav için yürüten bir kudretten çok uzak. Denk geliyor ve biri bir kış darbesine gitti. Eyvah gitti diyor orada. Ya kalaydı belki bundan bir adam çıkardı diyor. Böyle ahbap çeken bir zavallı konumunda kalır Allah Azze ve Celle. Halbuki o ölen her kimsenin beyine üzere. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَا. Hayat bulanında apaçık kanıtlar neticesinde hayat bulacak şekilde, helak olanında apaçık kanıtlarla hayat bulacak şekilde bir sıkı, inceden, çok detaylı, iyiyi asla zayi etmeyecek, kötüyü de asla fire verip iyilerin arasına kaçırmayacak bir ayarda sınıyor, götürüyor sınavını, sistemini. يَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ